Yemen'le ilgili aşağı yukarı bir 4-5 seneden beri oradaki yapılan zulümlere, ölümlere şahit oluyoruz. Dolayısıyla oradaki Müslümanlar, özellikle Müslüman halkların çekmiş olduğu sıkıntılara bütün dünya buna şahit oluyor. Aslında sadece Yemen değil, bütün İslam coğrafyasında uzun yıllardan beri Batı emperyalizminin eliyle işlenen bir takım katliamlar var. Dün başka bir yerdi, bugün başka bir yer, Yemen. Şu anda her bir taraftan ambargolar konulurken, dünyanın gözü uğrunda orada çocuklar ölüme terk edilirken, yiyecek bulamayan analar evlatlarına giydirecek, yedirecek bir takım şeyleri bulamazken, bir taraftan da yapılan bu baskınlar, katliamlar, bu operasyonlar dünyanın gözünde cereyan etmekte. Aslında bu uzun zamandan beri bütün Orta Doğu coğrafyasında, bütün bu halkı Müslüman olan ülke, yani İslam coğrafyalarında, dolayısıyla bu katliamlar yapılıyor. Biz dünya Müslümanları olarak yani ayağa kalkıp oradaki kardeşlerimize, Yemen'deki kardeşlerimize yardımcı olmanın, onlara el atmanın, onlara destek olmanın da gayreti, çabası içerisinde olmamız lazım. Aslında dünya Müslümanları olarak Yemen için bir şeyler yapmak lazım. Sadece bir Türkiye veyahut da Türkiye'nin içerisinde aktif çalışan Umut Kervanı olarak değil, bütün dünyanın bu konuda ayağa kalkması lazım. Biz de Türkiye'li Müslümanlar olarak, aynı zamanda Umut Kervanı olarak oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak, destek olmak, onların yarasına merhem olmak adına bir takım çalışmalarımız var, yardımsal çalışmalarımız var. Bununla ilgili halkımızın da bu konuda özellikle duyarlı olması, Türk halkı biliyorsunuz, Türkiye'nin halkı daha doğrusu bu işe duyarlıdır. Daha önce olduğu gibi farklı ülkelerdeki bir takım sıkıntılardan dolayı ülkemize hicret eden, ülkemize gelen muhacirler gibi Türkiye'deki halk Yemen'e de sahip çıkıyor, Yemen'e de el atıyor, Yemen'deki kardeşlerine destek olmak için bir takım çabalar, gayretler var. Fakat biz Umut Kervanı olarak özellikle hem gönüllerimizle hem gönüldaşlarımızla oradaki kardeşlerimize el uzatmak, yardımcı olmak adına kampanyalarımız, özellikle genel merkez başta olmak üzere kampanyalarımız var. Oradaki kardeşlerimize destek olmak amacıyla ne yapabiliriz, neler ulaştırabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bundan da tüm kamuoyunun, tüm vatandaşlarımızın, tüm milletimizin haberdar olmasını canı gönülden istiyoruz, arzuluyoruz. Yani oradaki kardeşlerimiz, az önce dedik, hakikaten başta İslam coğrafyası dedik. Şu anda Yemen öne çıkmış. Yani halbuki bu oradaki sömürü, oradaki katliam, oradaki baskılar yeni bir şey değil. Eskiden beri de var, uzun yıllardan beri var. Ama son 4-5 yıldan beri özellikle oradaki Müslümanların katliamı basına yansıdığı için, kamuoyuna yansıdığı için şu anda bir gündem olmuş. Halbuki İslam coğrafyasında aslında uzun yıllardan beri katliamlar yapılıyor, sömürüler had safhada. Bu da şunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman Batı'nın ve Batı emperyalizminin Orta Doğu coğrafyasına bir huzuru getirmeyeceğini, efendime söyleyeyim, oraya barışı getirmeyeceğini hepimiz buna şahit olduk, şahit oluyoruz. Ve biliyoruz ki Orta Doğu'nun kana bulanması için Batı sürekli elinden gelen çabayı, gayreti sarf ediyor. Bunu ne yazık ki bazen Batı kendi birebir kendi eliyle yapmadığı şeyi o coğrafyadaki ülkeler aracılığıyla, o coğrafyadaki yönetimler aracılığıyla halkı Müslüman olan mağdur, mazlum insanlara hem katliamlar yapılıyor hem o insanlar sömürülüyor. Bununla alakalı milletimiz şuna şahit olmalı. Yani Orta Doğu coğrafyasındaki halklar Müslüman halklardır. Oradaki Müslüman halklara sahip çıkmak, onlara destek olmak, tabii şu anda başta Yemen olmak suretiyle onlara el atmak, hangi konuda nasıl yardımcı olabiliriz diye bunun bir muhasebesini yapıp Umut Kervanı aracılığıyla da oradaki kardeşlerimize sahip çıkma adına bir adım atılabilir. Aslında halkımızın, milletimizin, toplumumuzun da buna karşı bir gayretinin, bir çabasının olması lazım. İnsanlık Yemen için, aslında tüm dünya Müslümanları için, akabinde şu an için
insanlık Yemen için harekete geçmeli. Tüm gayretlerini, çabalarını ortaya koymalı ve oradaki kardeşlerimize el atmalı, onlara yardımcı olmalı, onlara destek olmalı diyoruz.